Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci şimdi yayın konuğumuz. Ona döneceğiz, ekonomik durumu konuşacağız. Erdoğan'ın açıklamalarını konuşacağız. Sayın Kahveci merhaba. Hoş geldiniz merhabalar, efendim. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Efendim şimdi günlerdir Türk lirasının dolar karşısındaki o Temmuz ayı boyunca 6.85 seviyesindeki yatay seyrinin bir anda sert değer kaybına bırakmasını konuşuyoruz. Ve bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Erdoğan Türkiye ekonomisinden bahsetti ve Türkiye'nin uçuşta olduğunu söyledi. Türkiye tırmanışta bunu görmek istemeyenler var dedi. Siz bu tırmanışı görüyor musunuz? Yani nasıl bir veriye bakıyoruz bilemiyorum açıkçası. Müsaadenizle şimdi önümde bir ekranı açtım. Bu ekranda doğum sayıları gözüküyor. Doğum sayısı son 2 yılda hızla düşmüş. Özellikle 2018-19 yılında %3.46 ve 5.52 gibi çok sert düşmüş. Evlenme sayıları keza aynı şekilde düşmüş son 2 yılda. Bu süreç düşüşü değil. Ekonominin canlı olduğu dönemlerde evlenme sayısında ve doğum sayısında bir artış oluyor. Ekonominin sıkıntıya girdiği dönemlerde ise bunlarda düşüş oluyor. Yani işin özeti şu. Ekonomik sıkıntıdan dolayı insanlar evlenemiyor. Ekonomik sıkıntıdan dolayı insanlar çocuk yapamıyor. Ekonomik sıkıntıdan dolayı işsizlik oranı tarihi en yüksek seviyelerde. Son 30-40 yıllık dönemi kastediyorum. İkinci Dünya Savaşı dönemini bilmiyorum o dönemin verilerini. Milli gelir diyorsunuz, milli gelir son 2 yılda arttı diyorsunuz, küçük de olsa işte 2018'de 2.8 civarı mı ne, 2019'da 0.9 civarı mı ne arttı diyorsunuz ama kağıt üzerinde arttı, çalışan sayısı düşmüş, elektrik kullanımı düşmüş ama milli gelir artmış. Kağıt üzerinde yazıyoruz, çiziyoruz, bir şeyler yapıyoruz, küçük de olsa artmış gözüküyor ama reel olarak kişi başına gelir 12.500 dolarlardan 8.000 doların altına gelmiş durumda. Böyle bir ekonomiye hala gidiyoruz, hala iyiyiz, hala güçlüyüz, hala çıkıyoruz demenin ne anlamı var, ne ifade ediyor? Yani biz bir an önce gerçeklerle yüzleşmek, gerçekleri kabullenmek ve gerçek sorunları tespit ederek bu sorunlara yönelik önlem almak durumundayız. Şimdi bakın biz son 3-4 ayda ne yaptık? Aslında 2018'in ortasından sonra bu yönteme özellikle 2019'da artarak devam ettik ama 2020 yılı burada muazzam bir artış var. 2020 yılının ilk 7 ayında TL kredilerini %30'un üzerinde artırmışız. Merkez Bankası bankalara para vermiş, para akıtmış. Bankalara baskı yapılmış, kredi verin, kredi verin, kredi verin. Konut kredisi verilmiş, otomotiv kredisi verilmiş, edilmiş. Bunun sonucunda da ithalat patlamış. Kur ihtiyacı yani döviz ihtiyacı artmış ve kur da burada dengesini kaybetmiş. Niye dengesini kaybediyor? Bir başka sebep var. Dışarıda bize güvenen kalmamış. Dışarıda güveneni bırakın, içeride güvenen kalmamış. İçeride yatırım yapan yok. İçeride güvenen kalmamış, son 3 ayda Mayıs'ın başından Ağustos'un başına kadar döviz hesapları 20 milyar dolar artmış. 218 milyar dolardan 238 milyar dolara çıkmış. Bu kadar fazla dövizde artmış para, ekonomiye güven gitmiş. İşsizlik artmış, yoksulluk artmış, insanlar evlenemiyor, çocuk yapamıyor. Biz iyiyiz. O zaman ben şunu derim. Kim iyi? Gerçekten kim iyi? Ülkeyi yönetenler mi iyi? Yoksa ülke vatandaşı mı iyi? Kim iyi? Buradaki sorun çok belli, çok ortada bir sorun var. Yani işsizlikten dolayı, yoksulluktan dolayı çok büyük sıkıntı çeken insanlar var. İntihar olaylarına bakıyorsunuz, intihar olaylarında artış var. Ekonomiye bağlantılı olarak artış var. Böyle bir ekonomi iyi demek ne ifade ediyor? Ne anlama geliyor? Uzaya 8 şeritli yol yapıyoruz o zaman. Buna da inanın o zaman. Peki şimdi 2002 oranla buzdolabı ve çamaşır makinesi satışlarının artmasından bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu örneği niçin verdi? Ne anlama geliyor bu örnek? Şimdi 2002 yılına göre verdiği bu rakamlarda elbette mesela diyelim ki bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi 2000'li yıllarda yaygın değildi. Ve fiyatı da görece olarak bu kadar ucuz değildi.
Türkiye beyaz eşya üretiminde dünyada ikinci. Bu kadar güçlü bir beyaz eşya üretimiyle görece olarak fiyatlar düştü. Ölçek ekonomisi yükseldi Türkiye'de ve bu beyaz eşyaların görece olarak fiyatı düştü. Ama buna rağmen söylüyorsanız şunu söyleyeyim. 2003-2004 yılının altında bir otomotiv satışı var. Aradan 20 yıl geçmiş. 20 yıl geçmesine rağmen başka tüketimlerde hala onun gerisindeyiz. Kişi başına gelirin reel olarak ifadesinde 2003 yılına döndük neredeyse. 2004 yılının rakamının gerisine düştük. Yani burada birkaç örnek bu şeyi aklıma getiriyor. İşte efendim dolar TL yani hani tabiri caizse geniş kullanım alanı olarak söylüyorum. Doların fiyatı neymiş? 3 liradan 5,5 liraya 7 liraya çıkmıştı. 7 liradan sonra 5 liraya kadar düşmüştü. O zaman ne yaptık? Çıktık ortaya. İşte bakın TL'ye güvenen kazandı. İyi de TL emsal ülkelerin parasına göre 2018-19 yılında 3,5 lira seviyesinde olması gerekirken 7 lirayı gördü. Bunu söylemiyoruz. 7 liradan 5 liraya düşmesini söylüyoruz. Aha şimdi 5 liradan tekrar 7 liraya çıktı. Bunun hesabını kim verecek? O bu sefer dolardaki çıkış karşısında bunu bırakıyoruz. Efendim borsa çıktı, borsayı örnek veriyoruz. Yani yağmur yağarken damlanın bir ara düşmediği bir nokta buluyorsak o noktayı söylüyoruz. Oysa geri kalan her yer ıslanıyor, sel, fırtına almış. O noktaları görmüyoruz. Bir nokta yakaladık mı onu söylüyoruz. Ya genel ekonomi bilimi dediğimiz zaman bunun anlamı gelirdir, iştir. İş var mı? Gelir var mı? İş ve gelir varsa, güçlü devletsek 10 lira yolla der miyiz? Vatandaşına 10 lira yolla hangi ülke demiş pandemide? Biz bize yeteriz 10 lira yolla. Bu kadar güçlüysek tezat olmamamız lazım. Söylediklerimizin tutarlı ve geniş kapsamlı olarak alanı ifade etmesi lazım. Bugün ekonomiyle ilgili söylüyorum. Bakın biraz önce söylediğim gibi evlilik oranı düşmüş. Evlenemiyor insanlar. Krizden dolayı gelirleri yok. Ekonomik sıkıntıdan dolayı evlenemiyor. Evlenenler çocuk yapamıyor. Çocuk sayısı düşmüş. Kadın başına doğum oranı bir toplumun, bir ülkenin, bir topluluğun nüfusunu başa baş noktası idare edebilmesi kadın başına doğum oranının 2.10 olması gerekirken 2019 yılında bu 1.88'e düşmüş. Önceki yılı söyleyeyim, ekonominin iyi olduğu dönem 2014, 2.19. 2.19'dan 1.88'e bu şu demek. 100 kadın 219 çocuk yaparken şimdi 188 çocuk yapıyor. Yani bu kadar fazla düşmüş çocuk sayısı. Bu kadar reel sıkıntı varken işsizlik oranı reel dar tanımla aslında TÜİK'in o hesap yöntemlerini değiştirmeseydi şu anda işsiz sayısı 7 milyon civarında olacaktı. İşsizlik oranı da %23'ün üzerinde olacaktı. Geniş tanımlı işsizlik de zaten %30'un üzerinde. Geniş tanımlı işsizliği %30 olan bir ülkede ekonomi iyi demek gerçekten verilere bakmadan, ekonominin durumuna bakmadan galiba etrafına bakıp etrafımızdaki ekonomi iyiyse Türkiye'nin de ekonomisi iyi demekten başka bir şey değildir herhalde. Başka bir şey olamaz. Evet, peki Sayın Kahveci, siz bu şekilde devam ederse yarınları nasıl görüyorsunuz? Çünkü Erdoğan bugün yine yaptığı açıklamada bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız dedi. Bu şekilde giderse yarınlar nasıl olacak? Bakın 2013'ten beri zayıflıyor Türkiye. 2013'ten beri Türkiye giderek zayıflıyor. Bu zayıflama özellikle 2017 referandumuyla kronikleşti. Kronik hal aldı. 2017'den referandumdan sonra toplayın, 2020'nin sonuna toplayın, kişi başına gelir eksi noktasındadır. Geriye gitmiştir. Hem döviz bazında hem de reel TL bazında geriye gitmiştir. Bunun bazı sebepleri vardır. Veya şöyle söyleyelim. Bir şeyi yaparsınız, bir süreç yaşarsınız, o sürecin sonucu da bellidir. Türkiye'nin bu yönetim tarzıyla, yani siz bankaları milli güreşiyle yönetmeye kalkarsanız, döviz kurunuz 7'nin üzerine çıkar. Siz
devletin kurumlarını çalıştırmazsanız, devletin kurallarını işletmezseniz veya kurallar bugün beyazı gösterir, yarın siyahı gösteriyorsa, aynı kurallar tam tersi istikamete yönde de işleyebiliyorsa, sizin ülkenizde yatırım olmaz. Sizin ülkenizde yatırım olmazsa bu ülkede, bizim ülkemizde istihdam olmaz. O zaman bizim vatandaşlar, bizler işsiz kalırız. Dolayısıyla bu sürece baktığınız zaman, ya dün giderek kötüye gidiyoruz, giderek kötüleştik, yarınımız daha kötü olacak. Bakın, bir toplumda belirli yaş nüfusunun üzerinde, belirli bir yaşın üzerinde olan insanlar, dini söylevler, milli söylevler, böyle kimlik siyaseti hoşlarına gidebilir. Kendileri bunu sevebilirler. Bu uğurda ekonomik varlıklarını feda edebilirler. Kendi ekonomik durumlarından fedakarlık yapabilir. Hatta işsiz kalarak bu milli söylevlerle avunabilir. Ama toplumlar geleceklerini kendileri üzerinden değil, özellikle o ileri yaşla ilgili söylüyorum, çocukları üzerinden, torunları üzerinden, onların gözüne bakarak bu söylevleri ve bu kararları almaları gerekir. Yani bugün Türkiye'nin 200 milyar dolara yaklaşan kamu özel işbirliği, yani 5-6 müteahhite verilmiş olan hazine garantimiz söz konusu. Varlık fonu üzerinden borçlanmalarımız söz konusu. Devletin borçlanmaları zaten devam ediyor. Bakın, bir ilginç bir şey söyleyeyim. Yerli ve milli söylevini kullanan bu ekonomi yönetimi son 1,5 yıldır kendi vatandaşından Amerikan doları, Avrupa eurosuyla borçlanıyor. Kendi vatandaşından, dışarıdan değil. Kendi vatandaşından bile Türk lirası borçlanmıyor. Amerikan dolarıyla borçlanıyor ama meydana çıkıyor söylevi, ben yerli ve milliyim. Neyin yerlisi, neyin millisi? Eğer ki Amerikan dolarıyla borçlanıyorsan Türk halkından, Amerikan vatandaşı olarak buna bakmak lazım. Amerika olarak bakmak lazım, Avrupa olarak bakmak lazım. Bu söylevlerin karşısında yapılan icraatlar söylevlerin tam tersi sürerken, yarınımızın iyi mi olacağı, kötü mü olacağını sormak bile o kadar şey ki, o kadar şeyde kalıyor ki, belli, yarınımızın ne olacağı belli. Daha karanlık, daha yüksek işsizlik, daha yüksek yoksulluk, daha fakirlik. Başka bir şey beklemiyor bizi. Evet, Erdoğan açıklamasında Merkez Bankası'nın rezervleri için 105 milyar dolar var dedi. Merkez Bankası'nın döviz rezervi var mı bu kadar? Yoksa artık eksiye düştü yönünde eleştiriler vardı, eridi yönünde eleştiriler vardı. Dövize müdahale edecek cephane var mı Merkez Bankası'nda? Şimdi Merkez Bankası'nın son açıkladığı veri, yanlış hatırlamıyorsam, Haziran ayına ait veri rezervlerle ilgili. Rezervlerle döviz rezervini karıştırmamak lazım. Merkez Bankası'nın rezervi, yanlış hatırlamıyorsam, 92 milyar dolar seviyesinde bir rezervi vardı. Ama bunun yaklaşık olarak 50 milyar doların üstü altın rezervi. Döviz rezervi de yanlış hatırlamıyorsam 42 veya 45 milyar dolar seviyesinde bir döviz rezervi var. Ama bu brüt rezerv. Ne demek brüt rezerv? Şimdi bakın, bankalarda aşağı yukarı son 3 ayda 20 milyar dolar arttı yabancı para mevduatları. 240 milyar dolara yakın yabancı para mevduatı var bankalarda. Bankalar bu paranın %22'sini Merkez Bankası'na karşılık olarak veriyor. Merkez Bankası her sıkıştığında bu karşılık oranını artırıyor. Geçen de artırmıştı işte 3 puan. 9 milyar dolar daha bankalardan para aldı. Bu paranın karşılığı aşağı yukarı 40 milyar doların üzerinde zaten bankaların Merkez Bankası'nda tuttukları karşılık oranı var. Bu para Merkez Bankası'nın değil. Bu para vatandaşın parası. Sadece bu parayı bile hesap etseniz Merkez Bankası'nın kasasında döviz rezervi kalmamış demektir. Ayrıyetten Merkez Bankası gitmiş TL karşılığı swaplar yapmış. 54 milyar dolar. Bu para nerede? Bu döviz nerede? Swap ne demek? Çekiniz var, çek kırdırmak gibi bir şey. Emanet veriyorsunuz, karşılığında TL alıyorsunuz. Vadesi bitince TL'yi alıyorsunuz, karşılığında dövizi vereceksiniz. Döviz nerede? 54 milyar dolar nerede? Bankaların mevduatlarının karşılığı nerede? Dolayısıyla bütün bunları hesap ettiğiniz zaman Merkez Bankası'nın kasasında gözüken son açıklanan veri 45 milyar dolar diyelim.
45 milyar dolar brüt döviz rezervine karşılık Merkez Bankası'nın yükümlülükleri kat kat fazla. En az Merkez Bankası 20 milyar doların üzerinde açık, yani eksi rezerv durumunda. Bunu söylemiyoruz. Söylemiyoruz. Söylemediğimiz gibi bunu hesaplarda da göstermiyoruz. Hesaplar da şeffaf değil. Kamu bankaları üzerinden piyasaya müdahale edildi mi? Edildiyse hangi döviz üzerinden edildi? O dövizleri kim verdi? Nasıl verdi? Ne oldu? Ne bitti? Hiçbir şey şeffaf değil. Şeffaf olmayınca ne oluyor? Şeffaf olmayınca kimse iş yapmıyor. Kimse bir şey bilmediği için kimse yatırım yapmıyor. Kimse yarının ne olacağını bilmiyor. Yarının ne olacağını bilinmeyen bir yerde de yatırım da olmaz, istihdam da olmaz, işsizlik olur, fakirlik olur, yoksulluk olur. Başka bir şey olmaz. Evet, peki çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci yayın konuğumuzdu.